Çubuk Spor takımını da 1074 Çankırı Spor taraftarı da yönetimi istifaya davet etti. Protestosunu dile getirdi. Ve şu anda da Şenol Hoca protokole çıktı. Protokolü verelim. Protokol Şenol Hoca'ya verelim. Evet, evet. Evet, şu an Şenol Hoca da taraftarlara mı biz neye mücadele edeceğiz diye bir söz söyleniyor sanıyorum. Evet, Şenol Hoca da şu anda tepkili. Şenol Hoca da tepkili. Çankırı Spor, evet, bir kaos yaşıyor. Üzülüyoruz biz de. 1074 Çankırı Spor birçok başarıya imza atan takımımız. 1074 Çankırı Spor hocası Şenol Hoca da geldi. Ve taraftarlara bir şeyler söylüyor Şenol Hoca. Taraftarlara bir şey söylüyor. Taraftarlarla bir diyalog yaşanıyor. Maalesef. Sözün bittiği yerdeyiz maalesef. Sözün bittiği yerdeyiz. Böyle olmasaydı 1074 Çankırı Spor taraftarı şu anda kulüp başkanı Barbaros da taraftarların yanına gitti. O da taraftarlarla konuşuyor. Atıf Koç görüyoruz. O da hemen başkanın yanında. Yani bu karşılaşma 1074 Çankırı Spor açısından da büyük bir yıkım oldu sanıyorum. Kaos oldu. Evet, yönetim istifa diye bağırıyorlar. Barbaros Özdemir şu anda taraftarların yanına gitti. Taraftarlarla bir şeyler konuşuyor. Maalesef biz burada 1074 Çankırı Spor'un başarılarını konuşmak isterdik. Fakat futbol parayla oynanıyor. Ekonomik güçle oynanıyor. Bu noktada 1074 Çankırı Spor kulübünün de yapabileceği bir şey yok. Ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Fakat şehirden destek yok. Yani kendi yağıyla kavrulan bir kulüp Covid'den sonra, özellikle Covid sonrası kendi yağıyla kavrulan bir kulüp. Zor şartlar altında bu takım sahaya çıkıyor. Bunu da buradan sanıyorum söylemekte fayda var. Evet, ben karşılaştım.